Arkadaşlar selamlar. 2023 TYT AYT denemelerimize devam ediyoruz. 9. denemeye geçtik artık. Güzel gidiyoruz. Şimdi bayramın da geçmesiyle artık rahatladık. Bundan sonra günde 1-2 defa hatta 3 defa yüklediğim denemeler olacak. O yüzden soru sayısını az bulanlar, daha fazla soru isteyenler denemenin sayısını arttırarak soruları da ne yapmış? Arttırmış olacağız. Rahat olun o konuda. Arkadaşlar şimdi 9. denememizin ilk sorusu. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür? Bakın bu ÖSYM'nin kullanmış olduğu sürekli olarak gündeme gelen bir kelime. Özgü kelimesi ne demek? Bana ait demek, sana ait demek, sana özgü. Şimdi Türkler de tarih boyunca birçok alfabe kullandı ama bize özgü olan, bizim oluşturduğumuz alfabeyi soruyorum. Soğut, Orhun, Kiril, Latin, Arap. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini biz kullandık, tamam mı? Hatta daha da fazlasını kullandık. Ancak bize özgü olanı soruyorsa burada Orhun alfabesi ya da diğer bir ismiyle Orhon alfabesi bize özgüdür. Çünkü Orhun alfabesi bizim Göktürk devletimiz tarafından hazırlanmıştır. Hatta Türk tarihinin ilk milli alfabesi olarak geçer. Bunu bileceğiz. Türklerin oluşturduğu ilk milli alfabe hangisidir? Orhun alfabesi ya da diğer bir ismiyle Göktürk alfabesi ya da Orhon alfabesi. Peki bizim ikinci milli alfabemiz nedir? Arkadaşlar ikinci milli alfabemiz ise Uygur alfabesi. Çünkü Uygurlar döneminde de milli bir alfabe oluşturmuşuz ama en önce hangisi? Orhun, sonra Uygur. Şimdi neden bu kadar çok alfabe kullanıyoruz? Bunu da TYT için, tarih yorum soruları için değerlendirelim. Arkadaşlar bu kadar çok alfabe kullanılmasının sebebi mesela bizim Orta Asya'da göçebe yaşıyor olmamız. Çünkü biz Orta Asya'da göçebe yaşayarak başka toplumlarla etkileşim içerisinde daha rahat giriyoruz. Ayrıca biz ticaret yapan bir toplumuz. Özellikle İslamiyet öncesi dönemde İpek yolu ve İslamiyet öncesi dönemde Kürk yolu. Bu iki ticaret yolu çok aktifti. Dolayısıyla çevre medeniyetlerle ticaret halinde olduğumuz için farklı milletlerin neyini de kullanıyoruz? Alfabelerini de kullanıyoruz. Bu yoruma da dikkat edin. İkinci soruya geçtim. İznik, Konya, Bursa, yukarıda verilen şehirlerden hangileri hem Anadolu Selçuklu hem de Osmanlı Devleti'ne merkezlik yapmıştır? Bakın bu soruyu yapan gerçekten tebriği hak ediyor. Neden? Biraz farklı düşünmek, farklı bakış açısı geliştirmek gerekiyor soruda. Bir kere bilgi gerekiyor, bir de hatırlamak gerekiyor özellikle bildiğini. Biraz zor soru olduğunu söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar İznik bir kere Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulduğu şehirdir zaten, değil mi? Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 1077 yılında Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu Devleti kuruluyor. Ama dikkat! Daha sonraki dönemde Osmanlı Devleti'ne de merkezlik yapıyor İznik. Hatta Osmanlı himayesine, hakimiyetine ne zaman geçiyor İznik? Şuraya yazalım. Osmanlı İznik'e Orhan Gazi döneminde hakim oluyor. İznik, İzmit, Bursa, buralar Orhan Gazi döneminde alınmış yerlerdir. Şimdi bakıyorum Konya'ya. Arkadaşlar Konya sadece Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan bir yer. Ben neyi soruyorum? Hem Anadolu Selçuklu hem Osmanlı'yı. Konya Osmanlı'ya hiçbir zaman başkentlik yapmadı. Bursa'ya bakıyorum. Bursa arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne merkezlik başkentlik yaptı. Ama bu da Anadolu Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapmıyor. O yüzden ben burada sadece neyi almalıyım? İznik'i. Hem Anadolu Selçuklu hem de Osmanlı Devleti'nin merkezi İznik. İkisine de ortak merkezlik yapmış. Konya sadece Anadolu Selçuklu, Bursa sadece Osmanlı'ya merkezlik yaptı. Peki şöyle sorsam, hem Anadolu Selçuklu, hem Osmanlı, hem de Bizans'a merkezlik yapan, o zaman da yine cevap ne oluyor? Yine İznik oluyor. Bakın İznik Bizans'a da yani Doğu Roma İmparatorluğu'na da merkezlik yapmıştır. Hepimiz biliyoruz değil mi? Doğu Roma'nın başkenti İstanbul, Konstantinopolis diyorlar. Şimdi biz Doğu Roma'nın başkenti 1453 yıkılana kadar zaten İstanbul. Ama o arada bir İznik'in Bizans'a, Doğu Roma'ya başkentlik yaptığını da bir bilelim. O da güzel bir bilgi. Bu soruda böyle bir soru. Cevabımızı biz ne yaptık? Yalnız bir dedik. Peki buradan bir bilgi daha çıkartalım, bu soruyu geçelim. Bakın şurayı sileyim bir saniye. Bu da güzel bir bilgi.
Daha önce ÖSYM'nin kullanmış olduğu bir bilgi. Şimdi dedim ki Kutu Almışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik fethedilince Anadolu Selçuklu Devleti kurulur. Anadolu Selçuklu'nun merkezi İznik'tir. Daha sonrasında da neresi merkezlik yapmış Anadolu Selçuklu'ya? Konya. Peki bu başkent değişikliği Anadolu Selçuklu Devleti'nde hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır diye sorarsa dikkat, birinci Kılıç Arslan demeniz lazım. Bunu not aldınız mı? Bunu şu an not aldığınızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu bir çıkmış sınav sorusu. ÖSYM daha önce bu bilgiyi kullanmıştı. Tekrar söylüyorum. İznik, Konya, Anadolu Selçuklu'nun başkentleri. Anadolu Selçuklu'nun kurucusu Kutu Almışoğlu Süleyman Şah. Anadolu Selçuklu başkentini İznik'ten Konya'ya ne zaman taşımış? Hangi hükümdar? Birinci Kılıç Arslan. ÖSYM'nin sorduğu başka bir soruyu daha söyleyeyim. Neden taşımış? Başkent İznik'ten Konya'ya niye taşındı? Bunu da sordu. Birinci Haçlı seferinden dolayı. Şimdi bunu not almayan gerçekten çok şey kaybeder ve eminim not aldınız. Bunlar bizim için önemli. Şuraya da ÖSYM'e yazdım. Bu soruyu geçtim. Arkadaşlar üçüncü soru. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde yaşadığı sorunlar arasındadır? Şimdi bizim önce yükselme dönemini bilmemiz lazım. O yüzden ben şuraya şöyle yazdım bakın. 1453 Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması ve yükselme dönemine geçiş tarihimiz. Hatta ne zaman alıyoruz, fethediyoruz İstanbul'u? 29 Mayıs 1453 tarihi. Fatih dönemi itibariyle bizim için yükselme dönemidir. 1579 yılında ise arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa diye bir sadrazamımız var. Sokullu Mehmet Paşa ölünce bizim yükselme dönemimiz bitiyor ve hangi döneme giriyoruz? Duraklama dönemine giriyoruz. Hatta ben ne demiştim size diğer denemelerde? 1579'da duraklama dönemi başlar. 1699 Karlofça Anlaşması imzalanana kadar devam eder. 1699 Karlofça Anlaşması ile de hangi döneme girerdik? Gerileme dönemine girerdik. Hatta ne zaman Osmanlı Devleti dağılırdı? Ben size bunu da söylemiştim. 1 Kasım 1922 saltanat kaldırılınca Osmanlı resmen yıkılıyordu. Şimdi burayı bir geçelim. Bak. Bizim yükselme dönemimizde çok önemli padişahlarımız var. Mesela Fatih Sultan Mehmet, onun oğlu 2. Bayezid, onun oğlu Yavuz Sultan Selim, onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman, onun oğlu 2. Selim gibi devam ediyor. Şimdi burada Cem Sultan olayı kim döneminde yaşanıyor? 2. Bayezid dönemi. Bir kere 2. Bayezid Osmanlı'nın yükselme dönemi padişahlarından bir tanesi. Kimin oğlu? Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Şimdi 2. Bayezid'in kardeşidir Cem Sultan. Ve 2. Bayezid tahta çıktığında ne yapıyor? Cem Sultan babasına isyan ediyor. Hatta Avrupa'nın desteğini de alıyor. Hatta şöyle bir şey söylüyoruz. Hemen yazın. Bu mesele Osmanlı'nın bir iç meselesiyken Avrupa'nın Cem Sultan'ı desteklemesinden dolayı bu mesele bir büyük yazalım. Dış mesele, dış sorun haline geldi ve 2. Bayezid döneminin en önemli gelişmesi diyebilirim. O zaman bu yükselme döneminde yaşanan bir olay. Peki Şeyh Bedrettin isyanının yükselme dönemini alacak mıyım? Hayır. Neden? Bu 1. Mehmet döneminde yaşanan bir sorun arkadaşlar. Yani bizim Çelebi Mehmet. Yani ÖSYM'nin ağzıyla konuşalım. ÖSYM'nin sorduğu üzere dikkat, devletimizin 2. kurucusu. Değil mi? Bizi Fetret devrinden çıkardığı için Çelebi Mehmet, yani 1. Mehmet devletimizin 2. kurucusu olarak bilinir. O zaman 1. Mehmet ne zaman yaşadı? Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşadı. Bakın Osman, Orhan, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, onun oğlu 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet. Sonra da 2. Murat geliyor. Bunlar hep Osmanlı'nın kuruluş dönemi padişahı. O yüzden Şeyh Bedrettin isyanı kuruluş dönemi olayı almayacağım. Peki önemi neydi Şeyh Bedrettin isyanının? Hemen bir kenara yazıyorsun. Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal nitelikli isyandır Şeyh Bedrettin isyanı, asla unutma. Patronu Halil İsyanı ise arkadaşlar bunu bildiğinizi düşünüyorum. Çünkü Osmanlı'nın 3. Ahmet dönemi, yani Lale Devri dönemini sonlandıran isyandır. Osmanlı'nın gerileme döneminde yaşanmış bir isyandır. Lale Devri dönemi hangi yılları kapsıyordu? Diğer dönemi de anlatmıştım. 1718'de başlıyor patronu Halil İsyanı'yla. 1700
pardon, Pasarofçu Anlaşması'nın imzalanmasıyla başlıyor Lale Devri. 1730 yılında patronu Halil isyanı başlayınca ne yapıyor? Lale Devri sona eriyor. Şimdi biz bunu gerileme dönemi olayı olarak biliyoruz. O yüzden bunu da cevabı almayacağım. Cevabım ne olmalı? Yükselme dönemi sorulduğu için yalnız bir olmalı. Devam ettim. Dördüncü soru. Hicaz su yolları sorunu hangi devlette yaşanmıştır? Benim çok önemsediğim bir bilgi. Arkadaşlar bakın, Hicaz dediğim bölge neresi? Arabistan Yarımadası'nda, özellikle Mekke, Medine, Taif gibi kentleri içine alan bir bölge Hicaz bölgesi. Yani kabaca çizelim. Kabaca şöyle bir bölge, geniş bir bölge Hicaz, tamam mı? Ben diyorum ki bu Hicaz kutsal bölgeler. Neden? Çünkü Mekke ve Medine Müslümanlar için kutsal yerler burada bulunuyor. Manevi anlamda değeri yüksek şeyler bu bölgede bulunuyor. Dolayısıyla çok değerli bir yer. Şimdi bu bölgeye zamanında Müslüman Türk devletleri arasında özellikle Memlükler hakim olmuş. Memlükler 1250 yılında kurulan, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından yıkılan bir devlet. Ve Osmanlı Devleti bu bölgeye hakim olan Memlüklerle çok uğraşıyor. Çok Osmanlı'yı uğraştıran bir devlet haline geliyor. Hatta biliyorsunuz Memlükler tarihe şöyle geçmiştir. Moğol ilerleyişini durduran Türk devleti. Dolayısıyla güçlü bir devletti. Osmanlı Devleti Müslüman, Memlükler Müslüman, Osmanlı topraklarından Memlük topraklarına, Hicaz bölgesine ibadete giden insanlar ne yapıyorlar? Osmanlı topraklarından çıkınca Anadolu'da hemen işte Memlük topraklarına girmiş oluyorlar. Şimdi Osmanlı da diyor ki Memlüklere, bu Müslümanlar orayı ziyarete geldiği zaman diyor onların ihtiyaçları karşılansın, su yolları tamir edilsin ki hac ibadeti rahatlıkla yapılabilsin. Memlükler bu noktayı iç işlerimize karışmak olarak değerlendirdiği için Osmanlı ile pürüzler var bu konuda. Ama ne oluyor? Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük sultanlarını yenilgiye uğratıyor. Osmanlı Memlükleri yıkıyor. Mısır bölgesine, Hicaz'a, Kudüs'e, Şam'a Osmanlı ne yapıyor? Buralara, böyle geniş alanlara hakim oluyor. Memlükler ortadan kalkıyor. O zaman Hicaz su yolları Osmanlı'nın hangi devletle yaşadığı bir sorun? Memlüklerle. Asla unutma. Hicaz su yolları sorunu hangi dönemde özellikle bizim başımızı ağrıtmış? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Bu meseleyi kim çözmüş? Yavuz Sultan Selim. Ne olmuş? Yavuz gitmiş Memlükleri yıkmış. Hatta halifeliği de Osmanlı'ya kazandırmış. Peki. Son sorumuz, Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda kullandığı takma isim aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bakın, bu ÖSYM'nin daha önce kullanmış olduğu sorulardan bir tanesi. Bir kere Kuyumcu Hamdi Trablusgarp Savaşı'nda Enver Paşa'nın kullanmış olduğu bir takma isimdir. Galip Hoca ise milli mücadele dönemimizde kimin kullandığı bir takma isim? Celal Bayar'ın kullandığı bir takma isim. Celal Bayar biliyorsunuz milli mücadelenin önemli sivil kahramanlarından bir tanesi. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakanlık yapmış ve 1950-60 yılları arasında da cumhurbaşkanlığımızı yapmış bir isim, değil mi? Üçüncü cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, sonrasında İsmet İnönü, sonrasında Celal Bayar bizim üçüncü cumhurbaşkanımız. Peki onun ismini de bir duymuş olduk. Şimdi gazeteci Şerif Bey Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta kullanmış olduğu takma isimdir. Şunu da unutma, Trablusgarp'ta Osmanlı İtalya ile savaştı. İtalya'nın saldırılarına maruz kaldı ve gönüllü subay olarak Enver Paşa'yı, Mustafa Kemal'i, Nuri Jonker'i, Ali Çetinkaya gibi isimleri orada kullandı. Tabi oraya gizli gönüllü subay olarak gönderildiği için bizimkiler ne yaptılar? İsimlerini gizlediler, sakal bıraktılar, elbiselerini ona göre böyle peşmergeler gibi, o bölgenin insanlarıymış gibi, o bölgenin kültüründenmiş gibi giyinerek kendilerini gizlemeye çalıştılar. Gazeteci Şerif Bey Mustafa Kemal'in takma ismi oldu. Asım Us arkadaşlar Mustafa Kemal'in takma ismi, ama Asım Us takma ismini son dönemlerde kullanıyor. Özellikle de söylüyorum, Hatay'ın ana vatana katılma sürecinde dönemin başbakanı İsmet İnönü'yü eleştiren yazılarıyla biliniyor Mustafa Kemal. Bir cumhurbaşkanı olarak değil de kimliğini gizleyerek Asım Us takma ismiyle ne yapmış o dönem? Kurun Gazetesi diye bir gazete var. Orada yazılar yazmış, bu ismi kullanmış. Nuh ise yine Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde kullanmış olduğu bir takma isim. Bilmiyor olabilirsiniz. 1919-1920 yıllarındaki yazışmalarında Nuh ismi çok
karşımıza çıkıyor. Özellikle Mersinli Cemal Paşa ile Osmanlı Devleti'nde Harbiye Nazırlığı yapmış bir isimdir. Yani günümüzün Genelkurmay Başkanı gibi düşünün. Onunla yaptığı yazışmalarda Nuh kelime ismini ne yapmış? Mustafa Kemal kullanmış. Hatta Mersinli Cemal Paşa da İsa takma ismini kullanmış bu yazışmalarda. Aklınızda olsun. Arkadaşlar 5 sorumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii soruları beğenmekten ziyade benim sorular üzerinde verdiğim bilgileri not almanız benim için daha önemli. Kaçıncı denemede görüşürüz? Artık 10. denemede görüşürüz. Bundan sonra videoları, denemelerin sayısını arttırmayı düşünüyorum. Sınava da az kaldı. Bir yüzü görelim artık. Var mı benden bir isteğiniz? YouTube'da videonun altında yorumlarda istekte bulunabilirsiniz. Hangi konulardan soru yazmamı istiyorsanız onlara göre ben okuyup değerlendirebilirim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çalışmaya devam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.